Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sorduk olursanız sizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin, dertler ve dermanları. Hatta sen kapılar bakmış, diyeceğim evlenme çalışım. Bugün de arkadaşlarım ben şöyle dışarıya çıktım, canlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sizlere şemsiyeni de atlatayım, hem telefonu ıslanmasın. Hem sizler de şöyle görebilin etrafı canlar. Yağmur yağıyor bugün de değerli izleyicilerim. Benim doğum günümde Rabbim bereketini verdi. Bugün 16 Kasım. Sizler bu videomu tabii ki de bir gün sonrasında izleyeceksiniz canlar. Şöyle bir etrafı sizlere göstereyim değerli izleyicilerim, şemsiyesiz. Hemen telefonun kamerası da yağmur oldu bu arada. Şöyle çekin de sizler de hem görebilin etrafı. Normalde arkadaşlarım dışarı gezmek için çıkmıştım. O da bir baktım çıkarken yağmur yağıyor dışarıda şöyle. Şemsiye de uçup küçük. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip eylesin inşallah. Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Sizlerin oralarda yağmurlar yağıyor mu? Bizim burada yağmur işte daha yeni başladı canlar. Yeni başladı gerçi bilmiyorum da. 5-10 dakika oldu galiba. Olduysa. Şöyle ses de duyuyorsunuz zaten sizlerde. Ondan sonra da etrafı gösteririm sizlere. Bugün de şöyle bir gezerken sizlere yağmurda çekeyim dedim canlarım benim. Şöyle arka kamerayı alayım da sizlere arka tarafları göstereyim inşallah. Şöyle sizlere arka kameradan çekeyim, bir de görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arkadaşlarım bizim burada yağmur durumu böyle. Şöyle görüyor musunuz etrafı canlar? Sizler de şöyle aşağıya tarafa doğru gideyim. Hem biraz otursam teyzemin orada oturayım. Saat de zaten daha erken. Hemen saat kaç mı bakayım arkadaşlarım, ama 2.30 o civarlarda yani. Saat şu anda 14.28. Şöyle karşıya geçelim. Şöyle dükkanları çekeyim de sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tasir. Rabbi temin bilhay. O şekilde yani arkadaşlarım. Böyle sizlere bir çekimimiz olsun dedim. Birazcık da rüzgar var gibi sanki. Böyle şemsiye uçacak arkadaşlar. Böyle şemsiyeyi de göstereyim canlarım sizlere. Normalde arkadaşlarım bilirsiniz böyle dışarıda falan çekim yapmam. Bugün nereden geldiyse kafamı böyle dışarı çekim yapayım dedim. Sizlere de bir paylaşayım dedim bir şekilde. Gördüğünüz gibi. İyi çekim oluyor arkadaşlarım valla. Şöyle. Yağmurlu havada da bir çekimimiz olsun kanalımızda dedim. Öncesinde arkadaşlarım hiç böyle çekmediydim sizlere de. Şöyle gidelim. Teyzeme gidiyorum bu yoldan da işte arkadaşlarım. Şöyle şurada da berberler falan var. Şöyle her tarafı çekeyim. İstere bu yoldan bu arada aşağıya garaja gidiliyor. Şurada mobilyacılar var. Berberler var işte. Tesbih falan satılıyor şurası da. Kabaklar var gördüğünüz gibi. Yağmurda bayağı bir bastırış herhalde. Şöyle görüntü ürünler var burada. Sarı bal falan buraya 270 lira yazıyordu. Şöyle burası da mobilyacılar. Gördüğünüz gibi. İçeride ablalar börek yapıyor. Şurası karşı tarafta teyzemin evi. Şöyle sütçüler var gördüğünüz gibi. Yağmuru da göstereyim sizlere şöyle nasıl yağdığını canlar. Evet ben arkadaşlarım bir teyzeme gireyim ne yapıyormuş bir oturayım onunla 10-15 dakika. Sonrasında sizlerle de görüşmek üzere inşallah. Ben sonra dışarı çıkın da çekim yaparım sizlere de. Şöyle gördüğünüz gibi burada da teyzemin biber fidanları var canlarım benim. Şöyle bir çekip göstereyim sizlere de. Bir teyzeme girip bakayım ne yapıyormuş teyzem de. Çıktıktan sonra görüşürüz inşallah canlar. Teyzem evde var mı bir bakayım ben. Teyzem de evde yok herhalde arkadaşlarım şöyle. Ben evimize doğru gideyim. Normal arkadaşım teyzemin yanında bir gelirken yollarda sizlere şöyle bir şey yaptım dedim. Yağmur da artık yavaşa diyecek. Şöyle bu sıralar sırf dükkan gördüğünüz gibi şöyle. Görüyor musunuz canlarım? Denizli'nin tekstili, bornozu, o tür şeyler meşhur. Yenigürler mobilyada ya da şu tarafta bir yer var. Şöyle göstereyim sizlere de canlarım benim. Burada da şöyle manav gibi bir şey. İlerleyen yolları da çekeyim sizlere. Şimdi arkadaşlarım çekimimi bir dakika durduruyorum. Evet arkadaşlarım şöyle gördüm Damazlık kurumundan çıktım. Şimdi sizler de şöyle evimize de bu yoldan doğru gideyim ben. Böyle ağaçları da görüyor musunuz? Yaprakları da artık bunların dökülür yakında. Bir şekilde burada kombi bakımcı falan var. Şöyle çekeyim arkadaşlarım sizlere her tarafı da bir canlar. Titriyorsa da lütfen kusura bakmayın değerli izleyicilerim. Şu anda çünkü süper dengeli moda açsam yağmur kapalı gibi. Hava kapalı gibi yani yağmur kapalı gibi diyor.
Allah'ım beni kafaya çıkar. Şurası işte Karakaya'nın deposu. Gördüğünüz gibi. Burası da Karakaya. Karakaya dediğimde arkadaşlarım ne oluyor? Sizlere de ben bir açıklayayım. Orası arkadaşlar market toptancı yani. Bunlar da buraya niye getirdiler? Satıyorlar mı acaba? Bunlar çok güzelmiş renkler. Sizler dışarılardan çekim yapıyorsan diyorsunuz. O yüzden sizler için de bir çekim yapayım dedim. Şöyle gördüğünüz gibi içerilerde aradığınız her şey var arkadaşlarım. Çekim yapmak içeride belki yasaktır, o yüzden sizlere içeriden çekim yapmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi karşıda arkadaşlar çorap, kıyafet ne ararsanız var şurada da. Şöyle bir göstereyim sizlere de dışarıdan çorapları falan. Dışarı zaten arkadaşlarım çoraplar oluyor şu şekilde canlar, gördüğünüz gibi. İkinci kalite çorap 10 TL diyor. İkinci kalite çorap 7,5 TL, ikinci kalite çorap 5 TL. Değişik değişik yani. Bütün türlerinden bulunuyor buralarda canlarım benim. Buradan işte bizim eve doğru gidiliyor. Uy. Yoruldum gerçekten bayağı bir. Bisikletle gidip geldim, şimdi gidip gelirdim de. Şimdi bisikletle tek elimle kamerayı tutacağım, tek elimle şemsiyeyi tutacağım, nasıl olacak? O yüzden öyle gelmedim. Yağmur da dindi gibi sanki, şu şemsiyeyi kapatsam olur. Şöyle sizlere de etrafa bir çekeyim dedim. Böyle görüyor musunuz canlar? Yol biraz uzatacağım, ister şöyle bir mahallenin etraflarını çekeyim. Hem şemsiyeyi şöyle bir kapatayım. Gördüğünüz gibi ağacın polenleri dökülmeye başlamış arkadaşlarım. Şöyle burada şokumuz var. Bizim evde maç taraftan gelince oradan yani şöyle şoktaki malzemelerin üstünü kapatmışlar. Şurada peçeler falan kalmış. Sanırım bunlar, bilmiyorum. Şöyle etraf çekeyim sizlere bir. Gördüğünüz gibi canlarım. Kanalıma da bu arada abonelik ücretsizdir. Abonelikleriniz, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Burası da kapağında. Eski A101'imiz. Önceden buraya gelirdi. Şimdi ileriye açıldı artık. O da canlarım benim. Az önce yolda gösterdim sizlere, bilmiyorum. Şeklinde içeri düştü. Yazık oldu. Allah'ın kimselerin emeğini zayi etmesin inşallah. Şurada gördüğünüz gibi değişik değişik bir sürü şeyler var. Uy. Şuradan karşıya geçsem. Şöyle şu taraftan giderim tekrardan evimize. Hava da gerçekten bayağı soğuk arkadaşlar. Şöyle hemen karşıya geçeyim ben canlarım. Tamam, araba geliyor. Çarpılacağız az daha, çekim yapacağız diye. Şöyle gördünüz mü bu ağaçları falan da. Konak taksinin arabası. Şöyle burası Tercüman, Sultan Tercüman. Ne oluyor bilmiyorum da her zaman geçen arkadaşlarım görüyor mu? Hatta ablamla dalga geçiyordum bazen. Senin tercümanını yapmışlar diye. Bu işte az önce geldiğim yol. Burası da arkadaşlarım hiç gelip girmek nasip olmadı. Burayı neymiş bu bilmiyorum. Ama içeride önce kıyaplar falan oluyordu. Şimdi koltuk falan var yani o şekilde. Bizlerde durumlar böyle. Sizlerde durumlar nasıl canlarım benim? İnşallah sizlerde durumlar iyidir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hastalık yoktur sizlerde. Şöyle gördünüz, burada zeytinler var. Aman. Hem üşüdüm hem ıslandım birazcık. Ama yine de sorun olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi bu da ağaçta cennet elması ağacı. Üzerinde yeşil Trabzon urması da olabilir. Ama burası Trabzon olmadığı için Trabzon urması değil yani. Şöyle buralarda bizim mahalleler işte. Şöyle çekip paylaşayım sizlere canlarım benim. Yoruldum gerçekten bayağı bir. Şemsiye de elinden uçup gidecek böyle. Görüyorsunuz mu? Bu ağaçlar şöyle ıhlamurdu galiba şurada. Şöyle şurada da gördüğünüz gibi akrabamız oturuyor. Akrabamız da şöyle. İçeride bir çekeyim. Ağacı dün önce bile budatmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi evin önüne açılıvermiş. Şöyle çöp kovasının önündeydi o günde. Orada gördüm. Şurası da hemen baklavacı var arkadaşlarım. Evimizin karşısında gördüğünüz gibi. Şöyle paylaştım sizlere de. Videomuzun devamında evde görüşürüz inşallah. Şurada Fatih Kumaş kumaşçı var. Toptan satış yeri arkadaşlarım. Bizim buralarda her sıra toptan satış. Neyse, evde görüşürüz inşallah. Ben dışarıdan geldim canlarım evimize. Şu anda balkona geçtim. Telefonumun şarjı %15 kaldığı için içeride belki rengi fazla çıkmaz dedim. Yani karanlık görünüyor arkadaşlarım. Telefonumun şarjı az kaldığında ekran. O yüzden sizler de görüntü kalitesi düşük olmasın diye hemen bir balkonumuza çıktım. Şöyle ışıkla hemen size bir arkadaşım çekimimizi devam ettireyim dedim canlar.
Haritadan sonra sizlere göstereceğim değerli izleyicilerim havanın rengini. Dışarıdan geldim ben de. Bugünlük de sizlere böyle bir çekim yapayım dedim. Normalde arkadaşlarım bugün çekim yapmayacaktım doğum günüm olduğu için. Hem de arkadaşlarım çekecek bir şeyim yoktu yani bugün. O yüzden sizlere çekim yapamayacaktım bugün. Ama tabii ki önceden çekmiş olduğum videom vardı. Onu yayınlayacaktım sizlere canlarım benim. Bugün de böyle sizlere bir dışarıdan çekim yaptım. Güzel oldu bence de. Sizler de zaten istiyordunuz. Sizlerin isteklerini de geri çevirmemek için. Bugün de böyle dışarıdan bir çekim yaptım canlar. Şöyle gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim. Şu an bile balkondayım sizler için. Sizlere çekim yapmak için yani. Üstümde sıkı sıkı giyindim. Bunu da arkadaşlarım size söylemiştim o gün pazardan aldım diye. O şekilde yani. Şöyle bir sizlere tekrar etrafı ben bir göstereyim canlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dışarının renginde arkadaşlarım gökyüzü kapalı şu anda. Bugünlük videomuz arkadaşlarım fazla uzun olmadı. Kusura bakmayın o yüzden. Bu arada 81 ilimize de buradan çok çok selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya, yurt içi, yurt dışı saydığım, sayamadığım tüm değerli izleyici gönül dostlarım. Hepinize selamlar olsun arkadaşlarım. Videolarım zaten fazla uzun olunca arkadaşlar fazla izlenmiyor. O yüzden biraz da arkadaşlar canlar böyle kısa tutmaya çalışıyorum videolarım benden. Sizlerin anlayış göstereceğini düşünüyorum. Çünkü bazı izleyicilerim günlük arkadaşlarım 1 saatlik videolar istiyor. Yarın belki çekerim sizlere de öyle videolarından. İnşallah beni destekte kalın, beni izlemeye devam edin. Her zaman sizlerle birlikte olacağım. Rabbim izin verdiği sürece inşallah. Öyle yani. Bizler de durumlar böyle söylemiş olduğum gibi. Çok şükürler, bin şükürler olsun Rabbime. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde bizim. Öyle laf fazla uzatmadan isterdi arkadaşlarım videomu sonlandırayım artık. Birileri benim istiyor, anlamadım ben de. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli can dostlar.